Elendikten sonra bizim için pek de tadı tuzu kalmayan Avrupa Şampiyonası'nın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu da artık transfere daha çok ağırlık verileceği anlamına geliyor. Şampiyonaya giden oyuncuların büyük bir çoğunluğu geri döndü. Böylece transfer görüşmeleri hız kazanmış oldu. Biz de bugün transfer iddialarıyla yeniden birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce abone olarak aramıza katılmayı ve en büyük desteği vermek istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayalım. Keyifli seyirler. Haberlerimize Cristiano Ronaldo hakkında bir haberle başlamak istiyorum. 39 yaşındaki efsane bir süre daha emekli olmayı düşünmüyor. Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakması bekleniyordu ama 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağını açıkladı. Ronaldo'nun hedefi oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'la en azından bir tane resmi maç oynamak. Tabi burada akıllara farklı farklı sorular geliyor. Oğlu henüz 14 yaşında. Ortalama 18 yaşında profesyonel seviyeye çıkacak olsa Ronaldo'nun 4 yıl daha futbol oynaması gerekecek. Ronaldo oğlunu Al Nassr'da futbola başlatıp 43 yaşına kadar Arabistan'da mı oynayacak yoksa oğlu için Avrupa'ya mı dönecek? Dönecekse bile hangi takımla dönecek? Bir kesim taraftarlar artık Portekiz'in önünde bir engel olduğunu düşünüyor. Peki siz Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmama ısrarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz yıl 11 sezon art arda kazandığı Bundesliga'yı Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih köklü bir değişime gidiyor. Sık sık 11 şansı verdikleri 6 oyuncuyu gözden çıkardılar. Bunlar Kingsley Coman, Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Alphonso Davies. Suudi Arabistan Ligi'nde istediği sonucu alamayan Al Ahly de takımı dağıtıyor. Merih Demiral, Alassane Maximin ve Roberto Firmino'yu takımdan gönderecekler. Alassane Maximin'den videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Merih Demiral için de bir önceki videomuzda Fenerbahçe'ye gelebileceğini söylemiştim. Fenerbahçe henüz onun için bir resmi teklif yapmadı. En büyük talibi AC Milan gibi görünüyor. Roberto Firmino ise eğer maaş sorununu halledebilirse takımlarımızın gündemine mutlaka gelecektir. Manchester United'da Bruno Fernandes'in ayrılığını görebiliriz. Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve Al Nassr oyuncuya talipler. Eğer ayrılmaya karar verirse Al Ittihad'dan ziyade Al Nassr'da oynamaya daha sıcak bakıyor. Bir önceki videomuzda Real'in istediğini ama cimri davrandığını söylediğim Leny Yoro transferinde Manu tarafı 50 milyon euro artı bonuslar teklif edip kulübünü ikna etti. Oyuncunun önceliği Real olduğu için henüz bitmiş bir durum yok ancak Manchester United bastırıyor. Manchester City ve Tottenham, Crystal Palace'ın 26 yaşındaki İngiliz 10 numarası Eberechi Eze'nin 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ediyorlar. Oyuncuyu hangi takım ikna edebilirse o alacak. Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta yeni bir yedek kaleci istediği için Aaron Ramsdale'in ayrılmasını bekliyorduk. Ancak Arsenal yönetiminin 50 milyon euroluk talebinden dolayı henüz ayrılık gerçekleşmedi. Ya beklenti düşecek ya da takımda kalacak. Paris Saint-Germain geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren, bonservisi Juventus'ta bulunan ve Jose Mourinho'nun da istediği Dean Huijsen transferini bitirmek üzere. Bu transfer bitecek olursa 20 milyon euroya mal olacak. Son 4 yılda önce Inter'e, ardından Marsilya'ya, sonra tekrar Inter'e transfer olan Alexis Sanchez yeniden Marsilya'ya transfer oluyor. Marsilya kulübü resmi teklifini yaptı. Sanchez de teklife sıcak bakıyor. Chelsea, Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Karim Adeyemi ile ilgileniyor. Şu anda oyuncuyu ikna etmeye çalışıyorlar. Bir yandan kulüpler arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Masadaki teklif 30 milyon euro. Borussia Dortmund, geçtiğimiz yıl Harry Kane ile gol krallığı yarışı veren Sergio Gnabry ile transfer görüşmelerinde bulunuyordu. Hatta oyuncuyla anlaşma sağlanmış, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Dortmund'a götürülmüştü. Ancak sağlık kontrolleri sırasında daha fazla incelenmesi gereken bir sakatlık tespit edildiği açıklandı. Henüz bu transfer netlik kazanmadı. 17,5 milyon euro serbest kalma bedeli var. Avrupa'daki transfer piyasasında bir domino etkisi görebiliriz. Şu anda Paris Saint-Germain, Napoli, Milan ve Atletico Madrid santrafor transferi kovalıyor. Eğer Milan Atletico'dan Morata'yı alabilirse Atletico tarafı da Morata'nın yerine Randal Kolo Muani'yi alacak. Paris Saint-Germain Kolo Muani'den doğacak boşluğu Napoli'den Victor Osimhen'le Napoli'de Victor Osimhen'in yerine Romelu Lukaku'yla dolduracak. Böylece birbirinden farklı 4 tane takım şu anda öncelikli olan santrafor adayını kadrosuna katmış olacak. Barcelona uzun zamandır istediği Nico Williams transferinde oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Artık 50 milyon euroluk serbest kalma bedelinin devreye sokulması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonu Barça'da kiralık olarak geçiren Cancelo bonservisi alınmadığı için Manchester City'ye tekrar dönmüştü. City'ye gitmeden önce Inter ve Juventus formalarını terletmişti. Her iki takım da yeniden talipler. Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen Pierre-Emerick Aubameyang'ın menajeri oyuncusunu Arabistan'a götürmek istiyor. Kulüp yönetimiyle bu konuda görüştü ama yönetim göndermek istemediklerini yineledi. Tüm bu olumsuzluğa rağmen Aubameyang transfer olmakta ısrarcı davranırsa yerine Arsenal'den Eddie Nketiah'ı düşünüyorlar. Arsenal'e durumu soruldu ve menajeriyle bir görüşme yapıldı. Yapılan bu görüşme olumlu geçti. Manuel Ugarte'yi Manu'ya gönderecek olan Paris Saint-Germain o bölgeye Benfica'dan Joao Neves'i düşünüyordu. Bunu birçok videomuzda söyledim, 120 milyon euro serbest kalma bedeli var. 90 milyon euro artı takasta bir oyuncu teklif edildi.
İtalya Serie A'nın yeni ekibi Como, takımlarımızın da gündemine gelen Rafael Varane'la ilgileniyor. Sundukları projeye görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cesc Fabregas'la görüştü ancak henüz bir sözleşme imzalanmadı. Diğer bir Serie A takımı Milan'da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde gördüğümüz Yusuf Fofana transferini bitirmeye çalışıyor. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. Diğer bir talibi olan Nottingham'da kulübüne 30 milyon euro teklif etmişti, 35 milyon euro istiyorlar. Ülkemizde iki farklı dönem Adana Demirspor formasını terleten Mario Balotelli, Brezilya takımı Corinthians'a transfer oluyor. 5 milyon euro yıllık ücret, 2 milyon euro imza parası talebi var. Yıllık ücreti kabul ettiler. İmza parası için görüşmeler devam ediyor. Zaman zaman dört büyüklerin gündeminde gördüğümüz Rize'nin stoperi Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan talipler çıkıyor. Rize Spor yönetiminden Hasan Bakır, İspanya ve İtalya'dan iki kulüp Emirhan Topçu'yu istiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Guelle Due'de görüşmelerin ilerlemesiyle birlikte arka planda kalan Aaron Wan-Bissaka diğer bir İngiliz takımı West Ham'a gidebilir. Yakında resmi teklif yapacaklar. Bu arada Guelle Due transferinde rakip var. İngiltere'den Bournemouth ve İtalya'dan Roma resmi teklifte bulundu. Ancak rakip olması Galatasaray'ın alamayacağı anlamına gelmiyor. Hatta yönetim 7,5 milyon euro bonservis karşılığında kulübünü 1,2 milyon eurodan 4 yıllık sözleşmeyle de oyuncuyu ikna etti. Artık bu transfer imzaya kaldı. İmzaların atılıp kampa katılması bekleniyor. Bir önceki videomuzda Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen bazı takımlardan bahsetmiştim. Inter, Manchester United ve Arsenal de bu yarışa dahil oldu. Beklentisinin en az 30 milyon euro olduğunu tekrarlayalım. Galatasaray orta sahaya Zenit forması giyen Wendel'le ilgileniyor. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2020 yılında 20 milyon euroluk bir yatırımla transfer edilmişti. Şu anda takımın en mühim oyuncularından biri. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'ya Marsilya ve Suudi Arabistan'dan, Davinson Sanchez'e ise Everton ve Napoli'den transfer teklifleri geliyor. Ayrılık durumunda Galatasaray'ın yerlerine düşündüğü oyuncular, Northland'ın genç stoperi Adama Nagolo ve bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen Simon Kea. 4 yıldır Milan forması giyen Kea takımından ayrıldı. Şu anda boşta. Burkina Faso'lu Adama Nagolo ise 21 yaşında, 1.85 boyunda ve güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Fenerbahçe'nin sol kanat listesinde ilk sıralarda bulunan ve yüksek yıllık ücret sorunu çözüme kavuşturulmaya çalışılan Alansan Maksimen geçtiğimiz günlerde böyle bir paylaşımda bulundu. Engel ne kadar büyükse o engeli aşmak da o kadar şereflidir diyor. Muhtemelen içinde bulunduğu duruma atıfta bulunuyor. Ancak artık içinde bulunduğu durumu düşünmesine gerek yok. Fenerbahçe ve Al Ahli oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Maaşında bir miktar indirime gitti. Fenerbahçe ve Al Ahli de geriye kalan maaşı beraber ödeyecekler. Jose Mourinho'nun çok istediği bir oyuncuydu. San Maksimen'in ikna edilmesinde büyük bir payı var onun da. Bu arada Alansan Maksimen'le yollarını ayıran Al Ahli kulübü yerine Atalanta'dan Ademola Lukman'ı düşünüyor. Sol tarafa düşünülen diğer bir oyuncu Ren forması giyen Martin Terrier'ydi. Ancak oyuncu şu aşamada Türkiye'ye gelmek istemiyor. Transfer olmaya sıcak bakıyor ancak önceliği Avrupa. Avrupa'dan istediği teklifleri alamazsa Türkiye'ye gelme ihtimali var. Fenerbahçe'nin sağ kanada Mason Greenwood'u istediğinden bahsediyoruz. Ama bu transferde Olympique Marsilya sona geldi. 28 milyon eurosu garanti olmak üzere toplamda 32 milyon euro teklif etti. Manu yönetimi bu teklife sıcak bakıyor. Mason Greenwood da Marsilya'ya gitmekte bir sıkıntı görmüyor. Oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bu arada alakasız olabilir ama Marsilya şehrinin belediye başkanı eşine şiddet uygulayan bir oyuncunun transferine karşı çıkıyor. Eğer sırf bu yüzden transfer yatacak olursa diğer bir Fransız takımı Lyon da bu yarışa dahil olacak. Fenerbahçe Santrafor'da geleceğe yatırım amacıyla New York City forması giyen Jovan Mijatović eklemesini yapabilir. 18 yaşındaki Sırp Santrafor 1.79 boyunda ve sol ayaklı. Ülkesinin takımlarından Kızıl Yıldız'da futbol eğitimini aldı ve sadece birkaç ay önce Şubat ayında 8 milyon euroya MLS'e transfer oldu. Gittiğinden beri henüz gol yok. Takımının oynadığı 24 maçın 10 tanesinde forma şansı bulabildi. Birinci forvet olarak Yusuf En-Nesyri'nin düşünüldüğünü biliyoruz. Oyuncunun vereceği karar beklenirken Roma'da bu transfere dahil oldu. Tammy Abraham'ın ayrılması durumunda onlar da birinci forvet olarak düşünüyorlar. Yerli yedek forvet için de bonservisi Rennes'de bulunan Bertu Yıldırım düşünülüyordu. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Kulübüne 6 milyon euro artı bonuslar teklif edildi, 10 milyon euro talep ediyorlar. Yeni sezon için yedek forvet olarak düşünülen Edin Dzeko'ya Hırvatistan takımı Hajduk Split'in ilgisinden bahsediyordum. Yılda 2 milyon euro kazanacağı 2 yıllık kontrat teklifinde bulundular. Resmi açıklamaya göre Dzeko Fenerbahçe'deki tek sezonunda 4,2 milyon euro kazanıyor zaten. Şu aşamada gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılmaya niyeti yok. İsmail Kartal'ın isteğiyle alınan ancak oyun planına uymayan Rade Krunic'le yollar ayrılacak. İtalya'dan bazı kulüpler Rade Krunic'in menajerine durumunu sordu. Yakında görüşmeler başlayacaktır. Geçtiğimiz yıl 9. sırada bitiren Rize Spor takımdan ayrılmak isteyen Umut Unayır ve Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine izin verdi. Serdar Aziz ile ilgileniyor. Ancak bir önceki videomuzda söylediğim üzere Serdar'ın önceliği İstanbul'da kalmak. Fenerbahçe'nin Barcelona altyapısından transfer ettiği Emre Demir, TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor'a gidebilir. Kiralık transferi için kulüpler anlaşmaya vardı. Oyuncunun vereceği karar bekleniyor.
Beşiktaş bir önceki videomuzda bahsettiğimiz Ciro Immobile transferini bitirdi. Oyuncuyla anlaşma sağlanmıştı, Beşiktaş'a gitmek istediğini yönetime söylemişti. Bu durumdan yararlanmaya çalışan Beşiktaş bedavaya almak istiyordu, Lazio tarafı ise 5 milyon euro talep ediyordu. 3 milyon euroya anlaşmaya varıldı. Beşiktaş'ta Angel Di Maria transferi olumsuz sonuçlanmak üzere. Defalarca görüşülmesine ve Benfica'dan takım arkadaşı Rafa Silva'nın ikna çabalarına rağmen ülkesinin takımlarından Rosario Central'e gidiyor. Beşiktaş bir teklif daha yaptı ancak Rosario Central'e söz verdiğini söyleyerek bu teklifi geri çevirdi. Beşiktaş'ta sağ bek transferi yapılabileceğinden bahsediyoruz. Ancak yapılmayacak olursa oraya bir oyuncu devşirmesi de görebiliriz. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst son idmanlarda Milot Rashica'yı sağ bekte denedi. Çalışkanlığı, hızı ve defansif katkısı sayesinde ofansif bir bek oyuncusuna evrilebilir. Bu arada Beşiktaş'ın ilgilendiği sağ beklerden biri olan Yukinari Sugawara Southampton'a transfer oluyor. Getson'un satılması durumunda orta sahaya Bodo Glimt'ten Albert Grönbeck düşüncesi vardı. Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon euro civarındayken 15 milyon euro talep ediyorlardı. Ren kulübü bu talebi karşılamayı kabul etti. Grönbeck de Ren'e katılmayı kabul ediyor. Beşiktaş'ta 5 futbolcu Slovenya kampına götürülmedi. Bunlar Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Daniel Amarty, Ante Rebic ve Francisco Montero. Bu 5 oyuncudan teklifler gelenler gönderilecek. Örneğin Francisco Montero ile ülkesinin takımlarından Deportivo Alaves ve İspanyol kulüpleri ilgileniyor. Almanya'dan Stuttgart ve İngiltere'den Fulham, Semih Kılıçsoy ile ilgileniyorlar. Fulham yönetimi ilerleyen günlerde 20 milyon euroluk teklif sunacak. Yerel basınımıza bakacak olursak Beşiktaş bu miktara göndermeye sıcak bakıyor. Suudi Arabistan takımları olan Al Fateh ve Al Fahya Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı istiyor. Her iki takım da 5 milyon euro teklif etti ama yönetimin beklentisi 7-8 milyon euro civarında. Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunan Okan Yokuşlu transferinde bir rakip var. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu yarışa dahil oldu. Görüşmeler başladı. Trabzonspor'un Attila Salah ile ilgilendiğini ve hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşmanın sağlanmak üzere olduğunu söylemiştim. Ancak Trabzonspor bu transferden son anda vazgeçti. Abdullah Avcı, Attila Salah'ı transferini şu an itibariyle durdurduk. Süreç yarın ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette dedi. Bir önceki videomuzun yorumlarında da söylediğim üzere muhtemelen öncelik olan daha iyi bir isimden olumlu geri dönüş alındı. Sol stoper mevzusunu anlattık. Trabzonspor'un sağ stopere düşündüğü oyunculardan biri Norveç liginde Fredrikstad forması giyen Maxwell Voledze. 23 yaşındaki Ganalı savunmacı 1.89 boyunda. Takımının 2024 yılında çıktığı tüm maçlarda forma şansı buldu. Bir tanesi hariç tamamına ilk 11'de başladı. Trabzonspor Paolo Nuaccio'yu tekrar kiralayamayacağı için satın almaya karar verdi. 6 milyon euro artı sonraki satıştan %25 pay teklif edildi. Beklenti de 15 milyon eurodan 10 milyon euro seviyesine indi. Nuaccio ise yeniden Trabzonspor'da oynamak istiyor. Antrenmanlara Trabzonspor şortuyla devam ediyor. Trabzonspor'un Mısırlı sol kanadı Trezeguet'i ülkesinin takımı Al Ahli Kahire satın alma opsiyonunu kiralamak istiyor. Anthony Vakayemi'nin de takıma katılmasıyla beraber Funtas ve Mislav Ortić ile birlikte takımda 4 tane yabancı sol kanat var. Evet, bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.